Amerika'da devam eden Rıza Zarrab davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan daha önce sanık olarak çağrılmıştı. Bu kez Amerika Adalet Bakanlığı eski bakan için tutuklama kararı çıkardı. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika'daki Zarrab davasına sanık olarak çağrılması tartışılırken hakkında şok bir karar çıktı. Amerikan Adalet Bakanlığı resmi bir belgeyle eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında resmi tutuklama emri verdi. Çağlayan, Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu delmekle suçlanıyor. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Eski bakanın Amerika'daki davaya ek iddianame ile eklenmesine böyle tepki göstermişti Cumhurbaşkanı. Tam da o tepkinin ardından geldi Amerika'dan haber. Adalet Bakanı Gül'ün bile haberi yoktu açıklama yaptığı sırada. Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini ele geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütünün mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın resmi belgesinde Çağlayan hakkındaki tutuklama kararının jüri tarafından da onandığı vurgulandı. Ben bunun Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin de itibarını gölgeye düşüreceğini düşünüyorum, inanıyorum. Belgedeki o kararda Çağlayan'la birlikte Halkbank eski genel müdürü Süleyman Arslan'la yardımcısı Levent Balkan'ın da adları geçiyor. Şimdi Amerika'daki o skandal kararın Türkiye'de nasıl yankı bulacağı merak ediliyor.